cazibe. Subayım Aybalam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu Everest'in bana hadi kaynana. Gedir iki kocalı Hürmüz. Aa, ne iki kocası kız? Benim bir kere bir tanecik kocam var. O bir tanecik kocan, o da kim? Aa, o da kim olacak? Tabii ki Ziver Bey. He. Yeni böyle Ziver Bey benim kağıt üstünde erim deyip durdun, onun için değilim. Evet, kağıt üstünde. Zaten bunca yıllık tecrübelerime dayanarak kağıt üstündeki koca daha iyidir. Yani bakıyorum da bizimki yaz, yani Hulis'ten daha çok bağlı vallahi eve. Aman o vakti böyle nazar değmesin. Belki. Hem bak kağıt üstünden ince böyle sapıtmaya başlıyorlar. Senin Hulis'i gibi. Benim Hulis Kemal. Ay yok de bizim böyle aramız düzelip de yakşıdı maşallah. Affettim, bakıyorum da hemen. He, bağışlamışım. Yadında da sana böyle bir uykusunda gördüğü rüyayı demişti. Ha. He, böyle o rüyadan sonra böyle aramızı yaş tutmak için böyle elinden ne geldiyse böyle fazlasıyla eledi. Ay yapma ya. Neler yaptı kız? Ay yok. Ele şeyler değil. Haklı bacı, ele değil. Ay hadi. Yüzün kızardı yine bak. Haklı bacı. Tamam tamam be, şaka yaptım. Tamam ama böyle öyle bir rüya gördüm de falan da filan da deyip böyle tazmasını boş bırakma, tamam mı? Öyle boş bırakmaya gelmez. Bırakmam. Onun böyle zinciri iş yerine kadar çatar. Yani evden işe, işten eve Kemal. Yok. Ama seninkinin iş yeri de pek tekin değil ama. Yani doğru değilsin. Sizinki orada olan da böyle benim de içim hiç rahat değil ama neynek? Çörek puludu. Ama yani böyle bir arada bir baskın yapmak lazım yani, değil mi? Baskın? Nece baskın eleyeceğim? E tabii canım. Yani kocalarımızı sahipsiz zannetmesinler. Yani o simge cadısına böyle bir arada görünmek lazım, değil mi? Aa, doğru dersen. Bile nece olsa Hulusi Bey'in yanında işleyirler. Yani bize de değiller, size de doğrudu. Atatın yanına koy, bile ya huyundan ya suyundan. Heh, işte öyle. Doğru dersin, gitmek lazım gelir. Evet. Nasıl abicim? Ne nasıl? Nasıl ne nasıl? Nasıl ne nasıl? Ne anlamadım. Nasıl ne nasıl? Abicim farkında mısın? Bu sonsuza kadar sürer böyle. Abicim tamam fark ettim onu da sen soruya cevap vermeyince. Hangi soruya cevap verdin? Sen bana soru mu sordun gerizekalı? Sen nasıl dedim abicim? Ulan neye nasıl dedin, anlamadım ki. Ben de nasıl neye nasıl dedim? Barış sabah sabah benim tansiyonumu fırlatma. Gözünü seveyim fırlatma. Bir sakin ol ya. Ama abicim o zaman sen de şu soruya cevap ver. Lan gerizekalı, neden bahsettiğini anlamıyorum ki. Neye cevap vereyim? Ya abicim araba nasıl diyorum işte ya. Hangi araba ya? Ya işte... Şu araba, Allah ya ben geldiğimde bunu senin önüne attım zannediyor duyduğumda. Meğer kendi önüme atmışım Kemal. Ay beğenenin atar damarını. Araba mı alacaksın lan? Vallahi kısmetsiz alacağım Kemal'im. Şu aç bak, ikinci sayfada böyle alttaki şeysini acayip beğendim ha. Nasıl, bir bak bakayım sen de. Dur oğlum bakalım, donanım falan, sıfır yüzü kaç. Güzel'e benziyor be. Şimdi kızlar, dünyada yeni pazarlar açılıyor, yeni ürünler piyasaya sürülüyor. Ay babişko, yani salı pazarına, perşembe pazarına gidin diyorsanız yani bir seferliğine mahsus gideriz mi filan? Yani iş için lazımsa Hulusi amca, mecburen gideceğiz. Ya kızım ben şimdi yeni piyasa filan derken yeni ülke, yani ülkeleri kastediyorum. Ya ne yapacağım ben sizinle ya? Allah Allah. Neyse. Şimdi bakın sizler ikiniz bu kadınlara yönelik ürünler konusunda
uzmansınız, bilgilisiniz. Yani bu konuda babişkaya mütevazı olamayacağız. Yani biz bu konuda acayip bilgiliyiz. Exactly Hulusi babişko. İşte ben de onu diyorum. Şimdi siz kafa kafaya verin, bir düşünün bakalım. Ne oldu Hulusi amca ya? Niye gülüyorsun bize? Ya size düşünün dedim de ona gülüyor. Neyse, neyse, boş verin. Şimdi siz kadınlara yeni ürün olarak ne sunabiliriz? Onu bir düşünün, olur mu? Bak gene dedim, düşün dedim. Anlamadım ben babuşka yani. Boş ver, boş ver. Vallahi güzel, güzel abicim, güzel. Deri koltuklar falan, seçenekler çok güzel ama ben sen sormadan baştan söyleyeyim kardeşim. Hayır diyorum. Yani benden borç para istersen araba için hayır diyorum, hayır. Vay, ayıp ediyorsun ama abicim ha. Sen de beni iyice dilenci şeysi yaptın ha. Ayrıca haberi yoksa ben sana söyleyeyim abicim. Araba kredisi denilen bir şey var Kemal. Alıyorsun krediyi, ondan sonra ayda 4000 lira çatır çatır ödüyorsun vallahi. İşte bir şey değil. 4000 lira mı? Oğlum sen manyak mısın? Senin maaşın kaç lira ki? 4000 lirayı nasıl ödeyeceksin? Kusura bakma ama bu seni hiç ilgilendirmez Kemal. O benim sorunum yani abicim. Bir şekilde senden borç falan alırım, öderim yani, ne var? Yok ya, ben sana araba kredin için borç falan vermem kardeşim. Kendi arabamın kredilerini ödemek için zaten anam ağlıyor ya. Aşk olsun Kemal'im. Ama bak, şunu bil ki ben senin yerine... Ben senin yerine... Ne diyorsun lan, ben de senin. Ne diyorsun? Yok canım, telefon şeysi titreşimde kalmış geri, böyle soldan soldan atıyor. Alo? Buyurun, benim Barış Afaydın. 2 milyonun ondaki sen yarışma şeysinden bir... Hemen geliyorum. Hemen gelmeyeyim mi? Ne zaman geleyim? Yarışma zamanı siz beni arayacak mısınız? Tamam o zaman yarışma zamanı şeysi, ben sizden telefon bekliyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. Kemal! Oğlum, kim milyoner olmak ister yarışma şeysinden arıyorlar beni. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılacağım. Milyoner oluyorum Kemal! Ay çok çok heyecanlandım Kemal. Barış, kardeşim bak. Vay! Sen duydun şimdi milyoner olacağım şeysini falan. Hemen kardeşim değil mi? Ne oldu abicim, ne oldu? Hemen kardeşim şeysine bağladın. Yoksa 20 bin lira falan borç mu isteyeceksin Kemal? Ne iş? Hayır kardeşim. Senden 20 bin lira para alsam o borç olmaz. Senden alacaklarımın yarısını tahsil etmiş olurum. İkincisi öyle demeyecektim. Bak kardeşim, yarışmaya katılacağım diye kazara millete borç takarsın. Bu tek hücreli beyninle orada milyoner değil, maymun olursun. Ben sana arkadaşın olarak söyleyeyim. Birileri fena fesatlanıyor yani. Biri de hakikaten fena fesatlanıyor. Kemal'cim, ne yapacaksın? Dünya böyle işte kardeşim. Bir zamanlar senden borç isteyen fakir ama gururlu bir genç vardı. Hatırlıyor musun Kemal? Hatırlıyorum ama bir zamanlar değil. 5 dakika önceydi. Ayrıca gururlu falan değil, yüzsüzün tekiydi. Bak kardeşim, şaka maka. Güldük, eğlendik ama oraya gidersin, madar olursun, maymuna dönersin ya. Yani bilgi yarışması kim, sen kim? Yani Kenan Işık, müzikler falan, ciddi ortam. Kemal, sana şu kadarını söyleyeyim abicim. Nazirentle ne olur, başvur senin de olur. Ben geçenlerde bir başvurduyu duydumdu. İşte kabul mü etmişler, ne etmişler artık. Kim milyoner olmak ister, şeysine gideceğim. Artık müsaadenle ben gideyim de biraz genel kültür şeysini biraz geliştireyim Kemal. Malum. Milyoner olmak çok zor bir şey. Türkiye'yi... Armut, git çalış, bana ne ya? Allah Allah, tip. Ben istemem mi lan arkadaşım milyoner olsun? Bundan sonra benden borç para istemesin. Ama nerede? Gideceksin oraya, ortam böyle gergin, Kenan Işık gergin. O adamı bile çıldırtırsın sen be. Artist. Barış, ne oluyor? İlkokula giriş sınavlarına mı hazırlanıyorsun ha? Yok yok, kesin anaokulu bütünleme sınavlarıdır onlar. Çok çok. Aman ne kadar komik. Ay. Uçakla böyle tepenizden uçarken ben de size böyle ki 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 diye güleceğim. Uçağa beni niye tutmadın? Şimdi yakında milyoner olacağım için ben. Uçakla böyle alçak uçuş yaparken burada hepiniz böyle arkamdan benim bağıracaksınız. Veci, veci, veci diye. Evet. O zaman da ben size böyle kih 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 diye güleceğim. Bir o milyonu kadını. Barış, bunlar ne oğlum? Kitap.
Ya şimdi böyle birkaç güne kadar beni bu yarışma şeysinden çağıracaklar ya Kemal. Onun için diyorum ki böyle biraz daha böyle bir çalışma şeysi yapayım dedim. Gerçi ben böyle birkaç ay önceden hatmetmiştim hepsini ama tekrardan hatırlatma şeysi yapıyorum Kemal. Şimdi Barış'ım bak, dost acı söyler. Şimdi senin beynin tek hücreli. Sen bir amipsin. Bu kaynakları hor kullanma. Vallahi beynin patlar. Bu kadar yükleme yapma. Evet, çok komik abicim. Beyin benim değil mi ya? Tek hücreli de benim değil mi? İstediğim gibi kullanırım. Sana ne? Burada çalışırız. Allah Allah. Gelin hanımlar. Ne işiniz var burada ya? Hayırdır? Ay hayırdır tabii. Hayır olmaz olur mu hiç? Şöyle dedik, kocalarımızı bir görelim. Hatta böyle iki lokma yiyecek bir şeyler de aldık. Artık kocalarımız da bize bu aldıklarımızın yanında birer çay ısmarlarlar herhalde. Ya çayı lokma mı alır? Tabii ki ısmarlarız ya. Özüme dedim ki erim benim için bile çok darıkmıştır bile geldim de özümü gösterim dedim ben erime. Senin özünü yerim. Allah Allah, Allah Allah, iş yerinde ciddiyet diye bir şey kalmadı maşallah. Yerli malı haftası mübarek. Rezalet çok bana, çok. Ziver Bey. Odamda incelenecek dosyalar var. Hemen odama git, incelemeye başla. Hadi, hadi. Hadi hocam, buyurun, buyurun. Tamam, yürü. Ooo, ben siz burada mıydınız böyle şimdi gördüm. Hangi rüzgar attı sizi buraya hanımlar? Gece yaraları hep kadirler, madirler, başkaları mı bizi ziyaret edecek? Biz de gündüz misafirliğine geldik efendim. Ama misafirlik ama bir şey öyle ne ziyaret kayıp olmuyor mu? Ama ben şey yani hoş geldiniz. Babacığım gördüğünüz gibi iş yerimiz maalesef ve maalesef mesire yerine kendi pişir kendi ye piknik yerine dönmüştür gördüğünüz gibi. Öyle deme kızım öyle deme. Yani eşlerin de iş yerinde eşlerini ziyaret etme hakkı vardır. Tabii bunu derken ben Kemal'e cazibeyi beslettim ha. Size verdiğim fikirler hakkında hani siz fikir daha doğrusu ben değil de siz fikir üretecektiniz. Ürettiniz mi? Buldunuz mu fikir? Evet babişko, kadınlara yönelik olaraktan pazarlara sunacağımız 3 adet çok güzel ürün bulduk. Bravo, bravo. Nedir o 3 ürün? Şimdi Hulusi amcacığım, birincisine dahiyane bir fikir, kesin eminiz bundan. Değiştirilebilir topuk. Çantamızda taşıdığımız böyle kalın, büyük küçük boyutlardaki topukları gittiğimiz mekana göre değiştireceğiz. Yani pazarda başka, partide başka, gündüz iş yerinde başka, süper. Yani topukları cebinizde mi taşıyacaksınız? Bu nasıl fikir, öyle şey olur mu ya? Tamam o zaman bizim bir de ikinci de bir fikrimiz var yani. Fikrimiz şu, pembe kettle. Pembe kettle? Yani şey kettle var ya hani böyle yemek pişirme aleti. Onun kadınlar için biz pembesini düşündük yapılsın diye yani. Bu mu? Allah Allah. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü yok babişko yani biz 2 tane bulduk yani. Ha düşüne düşüne bunu buldunuz öyle mi? Bravo size, aferin, aferin. Efendim çok özür dilerim ben konuya vakıf olamadım da konu nedir? Ya Kemal'cim bir aklıma geldi dedim ki hani şimdi böyle yeni pazarlar için yeni ürünler, ekstra böyle ürünler ihraç edebileceğim bir şey. Ne olabilir acaba diye düşündüm. Bu görevi de kızlara verdim ama fiyasko çıktılar. Hulusi Bey, bu ürünler böyle illa moda ürünüdü. Yok Cadi Bey, kızım niye moda ürünü olsun? Hanımların işine yarasın ve hanımların ilgisini çeksin. Hemen satın almaya olsunlar, öyle ürünler. Ha, böyle kadınlar için istiyorsunuz, böyle onlar için fikirleşirsiniz, öyle mi? Cadi Beyciğim, bunlar şimdi bizim iş konuları, karışmasak ha? Ama bir de yeni bizim oralarda da böyle komşu devletlerde kadınlar böyle alışverişe böyle çok meraklıdırlar. Ama böyle bütün pulu mutfak için harcayarlar. Mutfak? Böyle, böyle misal için ben mesela öyle bir şey istiyorum ki böyle öyle bir tartı olsun ki böyle ekranında böyle tek 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 böyle yemeklerin hamısının tarifi olsun. Böyle sen koyan da bu kadar beste desin. Böyle bundan bu kadar koy desin. Öyle bir şey mesela böyle icat edilse çok yakışır olar. Ya şimdi Cazibeciğim bak Hulusi Bey'in işleri var karışmasak ha? Aa bırak konuşsun Kemal. Vallahi Cazibe Hanım bravo benim ufkumu açtın ya.
Ya bu muhteşem bir şey. Çinlilerin bile aklına gelmez bu ya. Olur vallahi, olur vallahi. Karınla ne kadar övünsen azdır Kemal. Övünüyorum efendim. Benim karım akıllıdır ama tabii bu iş ayrı yani. Kusura bakmayın ya. Evet, evet Babişko. O iş ayrı, bu iş ayrı yani sonuçta. Bence dışarıdan bir fikir almak oluyor. Dışarıdan birisinin şeyine ne ki? Biz varken burada ne gerek var dışarıdan fikirlere? Bir dakika kızım, bak fikir üretiyor. Bana da böyle insanlar lazım. Cazibe kızım, sen onlara bakma. Ya çalışmayı düşünür müsün? Burada bizimle çalışır mısın? Ne? Cazibe, Cazibe yani olacak iş mi ya? Ay yok, ben böyle özüm için böyle mutfakta ihtiyacım olduğu için hele fikirleşmişim hele dedim, yok. Ama benim böyle fikirlere, böyle beyinlere ihtiyacım var. Bakıyorum çevrede öyle beyin arıyorum ama çevrede böyle bir beyin yok. Onun için bu beyin sende var. Onu gördüm ve iş teklif ediyorum. Ay, sağ olun ama yeni ben fikirleşmedim. Sağ olun, çok sağ olun. Ay Babişko, bir şey soracağım. Ben mevzu bahis burada beyinse yani beyin bizde de var. Sakatat mantığıyla işi insan bağlanır. Lütfen rica edeceğim yani. Yani yaratıcılığı olsun, kreatifliği olsun, yok ki bu kadının. Yok yani, yapamaz bu işi, beceremez bu. Dimene öyle diyorsun. Kabul ederim Hulusi Bey. Bravo! Yaşa Cazibe! Yaşa! Hemen işe başla. Seni şirketimde görmek beni çok mutlu ediyor. Demek ki şirketimiz daha da büyüyecek. Hayırlı uğurlu olsun. Seni hep burada görmek istemiştim zaten. Tebrik ederim. Cazibeciğim, tebrik ederim. Hayda. Hadi bakalım, hayırlısı yani. Olsun yani. Ne oldu? Yok yok, iyi sevindim. Vallahi Cazibeciğim, yani karı kocanın aynı iş yerinde çalışması pek iyi değil derler. Ben söyleyeyim de yani. Ha, elbette ki yakşı deli. Yani böyle hiç er arvat aynı iş yerinde işleyebilir. O er böyle köhne sevgisiyle aynı iş yerinde işleyebilir arvadın. Ne iş var ki böyle gelip onları narahat eleyecek? Yok artık ya. Konuyu aldın, nereden nereye getirdin ya? Hayatım, ben seni düşündüğümden söylüyorum ya. Şimdi bütün günü ofisin stresini çek. Hulusi Bey'in üçlemelerine katlan. Simge ile Tutu'nun laf sokmalarına böyle boyun eğ. Yani bilmiyorum, zorlanırsın. Haksız mıyım Itır ya? Yani vallahi Cazibe abla haklı bence baba. İstiyorsa çalışsın yani. Bak, aklın yolu bir hayat. Bir koyacağım ağzına, beni de şaşırttın. Sana soran da kabahat zaten. Ne biçim bir çocuksun sen ya? Gören de 9 ay kanında o seni taşıdı zannedecek. Sen taşımışsan. Hayır da yani, yapımında ufak tefek de olsa bir katkımız oldu yani. Vallahi ben kararımı vermişim Kemal. Ben o iş yerinde işleyeceğim. O sarı kara Fatma'ya menden nece bir böyle iş kadını olabilir onu göstereceğim. Hem bu otağa 2 tane bile maaş gelir. Rahat eleyerek he. Vallahi bilmiyorum hayatım, sen bilirsin ama o 2 maaş olayı yalan, ben sana söyleyeyim. Ne için ben maaş almayacağım? Tabii ki alacaksın da şimdi bu Barış yenge para ver, yenge para ver derken o maaşın birini eritecek, ben sana söyleyeyim. Hayır Kemal, Barış o kim milyoner olmak ister, o yarışmaya katılacak. Kim? Barış abim kim milyoner olmak istere katılacak? He? Bak, Barış bilgi yarışmasına katılacak dendiği zaman normal bir insanın vereceği tepkiyi verdi benim kızım ya. Aferin benim sana kızım ya. Ya ben bu denyeye söylüyorum, gideceksin orada madar olacaksın diyorum. İnanmıyor, beni fesatlanıyorum zannediyor, ayıptır ya. Şaka gibi ya. Ama bu çalan zil gerçek. Aç bakayım kapıyı, aç. Cazibe, başına iş alıyorsun hayatım. Bana da iş alıyorsun ya. Hayır, ne var kız? İyi Barış abi, senden. Hey! Orta gelirli insanlar, selam. Sana da selam olsun. Orta gelirliden daha az geliri olup da kendini milyoner zanneden amip. 1 kilobaytlık beynim var, vallahi billahi. Hayır, çok komik abicim. Sen dalganı geç geç de. Sen öyle 6-9 şirkette çalışırken ben İbiza Adaları'nın açıklarındaki teknemle en kısası 1.80. En çirkin de Megan Fox olan modellerle zenginliğin tadını çıkarıyor olacağım Kemal. Abi sen manyak mısın? O yarışmayı hiç izlemedin mi ya? Ne kadar gergin bir formatı var ya. Adam böyle duruyor ya. Vallahi madara olacaksın ha. Abicim sen şu kardeşini böyle çok küçümsüyorsun anladığım kadarıyla. Yenge, al bakayım şunu şimdi. Şu ortadan böyle bir tane sayfa aç. Önüne gelen ilk soruyu sor bana. Ne soruşacağım? Ya işte aç oradan bir tane sayfa. Hangisi denk geliyorsa sor gitsin. Gözle o vakti. Hadi bakalım. Ah.
Saat gece yarısı olmuş ya. Seyfin üstünü örttünüz mü yengeciğim? Aa, Ziver Bey, aşk olsun yani. Ne yengesi? Ben sizin karınızım ayol. Ya tamam siz yani karımızsınız da yani bir yine de ne de olsa şey oluyor yani Hulusi babamın emaneti oluyorsunuz yani makbule yengeciğim. Aa, olmadı ama bak şimdi bak hala yenge diyorsun yani. Bak ben senin öz be öz karınımı anlardım. Tamam yengeciğim şimdi bak şey ya nedir şey olmuş ya kafa oraya gidince şey oldu tabii karışıklık olmuş bak görüyor musunuz? Yani Makbule Hanım ayda bu saatte kim nerede çıktı ya bu? Aa hakikaten hayırdır? Ha, sakın kim o demeden açmayın kapıyı ha. Kim o demeden açmayayım. Kim o? Ya Hulusi babammış, görüyor musunuz? Hiç merak etmeye gerek yokmuş. Ay Sibel Bey, niye oturduğunuz kapıyı açmıyorsunuz adam Allah aşkına? Ya bak Bülent'ciğim, yani hiç merak etmenize gerek yok. Hulusi babam diyorum ya. Ay açsana kapıyı adam, yıktı bir başımıza. Ay evi, hadi koş git aç. Ooo Hulusi babam. Benim ben diyorum lan, benim ben diyorum da kapıyı niye açmıyorsun Dana? Şimdi Hulusi babayım, yani şimdi ben böyle kim o deyince, sizi de aç falan filan deyince hani ben de dedim ki tanıdık biri dedim idi. O yüzden yani merak etmeye gerek yok, açmama falan filan, gerek yok falan filan diye düşündüm idi. O yüzden yani ben hiç şey etmedim idi. Evlendiğin kapasiteye gör işte. Bak Bülent Hanım, gör mala bak. Neyse, sen kapasiteyi mafasiteyi bırak da senin gecenin bu saatinde benim evimde ne işin var onu söyle bakayım. Ne işim var? Güzel bir şey ha baba bu ne bu dosya niye dosyası kuruma yeni giren stajyerlerin SK girişlerinin yapılması lazım da çok önemli onun için bu dosyayı getirdim Ziver Bey yapsın al dosyayı yap. Ziver Bey gibi genç yeni evli birinin evine öyle çat kapı giremezsiniz siz. Nasıl giremem ya? Giremezsiniz tabii Hulusi babacığım ya. Ya ben genç bir insanım yeter aklıyım ondan sonra yeni evliyim. Aslan bak Bülent Hanımcığım yengem karım yengem. Ziver Bey, şimdi boğazını sıkarım cırk diye ha. Aa, evlilik denen kurumun bir mahremiyeti var canım. Belki Ziver Bey böyle eşiyle yalnız baş başa falan kalmak ister. Nasıl ister? Ne? Ne? Üf, uğraşamam ben size. Ben yatmaya gidiyorum. Evet Hulusi babacığım size de iyi geceler dilemekten başka bir söyleyecek bir şey kalmıyor değil mi? İyi geceler. Ziver Bey. Boğazını şimdi mi burada mı sıkayım yoksa yarın ofise geldiğinde orada mı halledeyim? Ya vallahi ben de bir şey anlamadım ha Hulusi babacığım. Bir tarafta siz bir tarafta bak Bülent Hanım. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım yani Hulusi babacığım ya. Ya anlamıyorum ki ben de insanım. Yani benim de bazı ihtiyaçlarım var ya. Ben en iyisi kadar yüzümü yıkayayım ya. Olacak şey mi? Olacak şey değil ya. Ya bu Ziver Bey de haklı galiba. Ah zavallı. Ya ne yapsam ben bu çocuğa bir kadın falan mı bulsam? Vallahi iyi olur ya. Benim de işime yarar. Neden işime yarar? Ben o zaman kontrol için böyle abuk sabuk saçmalıklarla bu eve gelmemiş olurum. Evet, tamam. Onu yapalım. Ha, soruşacağım bir dakika. Sana böyle bir senetçinin adını soruşacağım. Sor. 7 Mayıs 1833'te Hamburg'da dünyaya gelmiş. Cevap veriyorum. Johannes Brahms. 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 Doğru mu Cazmi abla? Hakikaten doğru. Biraz telaffuzla şey yapmışımdır, o kadar. Ya bırak bak, attı tuttu ya, yara bak ya. Bunun bildiği başka klasik müzikçi yoktur ya, bırak bırak. Onu da bir tane de soruştuk ya. Sor yenge. Yalnız bir şey diyeceğim bak. Orada en zorlarından sonra unutma ki böyle milyona oynuyorum ha. Milyona yarışacağım yani bak. Unutma onu en zorundan sonra. Tamam soruşacağım. Sor. Böyle dünyanın ilk film yönetmeni kimdir? Hah. Haşır dedi Blackboard. Hadi bil bakalım. Cevap veriyorum. İlk film yapan rejisör... George Meister.
Kendisi 1861 yılında Paris'te doğmuş olup 1938 yılında da yine aynı doğduğu şehirde vefat etmiş. Çok muhterem, çok iyi bir insandır. Nur içinde yatsın. Vallahi doğru. Ne oluyor lan? Ha? Çakal ordusu. Ne yapıyorsunuz? Bana kumpas mı hazırladınız? Önceden söyledin değil mi? Şunu bunu sor, ben bileceğim diye. Ne yapıyorsun ya? Ay Kemal, hiç de bile ele bir şey elemedik. Hiç. Yuh artık yani. Kıskançlığında bu kadar olur yani. Oo! Neyle kıskanacağım lan senin? Bebeğimin kenarı. Ver lan, ver. Ben soracağım. Ver. Ben güvenmiyorum sana. Ver. Al lan, al, al. Aç oradan bir şey böyle. Sor da gitsin bakayım. Rahat ister. Ha. Hemen beni dalga dönmem mi yapıyorsunuz lan? Ha? 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 Dinle. Alın. İnka İmparatorluğu'nun beşiği olan ve yıkıntıları bugün Peru'nun güneyinde bulunan şehrin adı nedir? İnka İmparatorluğu'nun beşiği olan şehrin adı şeydir. Barış'cığım, istersen telefon joker hakkını kullanıp Ebe'ni arayabilirsin. Belki bilir. Çok komik ben. Daha zor sorularda ben Ebe'mi şey yaparım. O zaman cevap veriyorum. İnkaların beşiği olan şehir Machu Picchu'dur. Machu Picchu 1901 yılında Amerikalı bir bilim adamı tarafından keşfedilmiş olup kendisi Peru'nun güneyindeki Kordilya tepelerinden birinde bulunmaktadır. Okuyorum bundan bir yerden, şoklar içindeyim şu anda. Ay Kemal, niye şoklar içinde olasın ki? Yeğeni hamısını bilir. Aferin. Hey bak, hamısını bilir tabii. Ne olacak oğlum? Bir çalışıyorum, her şeyi şey yapar. Börek var mı yenge? Var, ıspanaklı. Hadi, harbi mi ya? Yemin ederim şu milyonu bir alayım. Seni acayip yaşatacağım hadi. Söyle bakayım, ıspanak ilk şeyin dünyanın neresinde yetiştirilmişti? Amerika. Yok ya. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Hah Kemal, hazırsan. Ha, hazırım, hazırım. Sen? Hazırım. Şimdi hayatım, hazırsın da ne bileyim ben. İş yeri için bu kıyafet biraz açık değil mi ya? Vallahi bilmiyorum ama istersen böyle geden de köhne sevgilinle yan yana durarım ben. Sen de böyle bakarsın hansımızınki de böyle daha açıktı, kapalıdı. He? Günaydın. Günaydın. Sabahın hayırlıdır. Cazibe abla ne kadar güzel olmuşsun. O vakti çıkak. Ben böyle ilk günden geç kalmak istemiyorum. İyi ama kahvaltı etmedik. Kahvaltıya vakit kalmayıptı yine. Anca hazırlanmışım Kemal. Cazibeciğim bak, işe başladın anında gol yedik ya. Bak hadi beni boş ver de Itır bile okula aç gidecek ya. Yok baba, ben rejim yapıyorum zaten. Biz dün konuştuk Cazibe ablayla. Rejim demiş. Aç kapıyı, aç. Yudumcuk kalmış. Hala rejim bilmem ne derdinde ya. Ah. Günaydın Cazibeciğim. Sabahınız hayır Gökşen Bey. Gogocuğum, dikkatini çekerim. Burada iki kişi daha var ya. Kemal'cim çok özür dilerim. Yani Cazibe'nin o parlak ışığını görünce sizi bir anda göremedim. Kusura bakma. Gözünün ortasına bir tane koyacağım. Bir daha kimseyi göremeyecek. O vakti biz gedek işe geç kalacak. İşe? İşe derken? Ben bugün Kemal'ın iş yerinde işe başlayacağım. Öyle mi? Kemal yani çok ayıp. Ne kadar ayıp ya. Ne yapıyorsun sen? Çok ayıp yani. Hani senden beklemezdim diyeceğim ama yani beklerdim. Senden her şey beklenir yani. Ya bazı erkekler böyle işte yani. Kadınlarını çalıştırıp üzerlerinden de para kazanıyorlar. Yani misal olarak söylüyorum yani Cazibeciğim, senin kadar güzel bir karım olmuş olsa onu asla çalıştırmaz. Ben günde 36 saat çalışıp onu eli sünnet derdim, o kadar diyeyim sana yani. Çok ayıp, çok ayıp. Gökşen Bey, sev başa düştünüz. Ben özüm istediğim için işleyerek. Özüm isteyerek. Öyle mi Cazibeciğim? Kendin istiyorsun yani, kesinlikle. Çok haklısın. Yani sana bir şey söylemek istiyorum. Senin kadar güzel bir eşim olsaydı, ki bunu misal olarak söylüyorum, kesinlikle ona kariyeri boyunca çok destek olurdum. Her türlü desteği verirdim ve onunla gurur duyardım. Bravo, bravo. Şimdi Kokocuğum bak, ben de misal olarak söylüyorum. Benim senin gibi böyle abuk sabuk konuşan, sabah sabah evime gelip böyle karıma saçma sapan fikirlerde bulunan bir komşum olsaydı, Allah yarattı demez ağzını burnunu kırardım yani. Bakıyorum da gerçekten benim öyle bir komşum var ya, o zaman ben niye duruyorum? Senin ben bir ağzını burnunu kırayım. Bas git lan şuradan, bas git lan. Neyse, ben bunu misal olarak söylüyorum, o zaman olur. Hadi lan. Malatyalıyız oğlum biz, ne biçim hareketler bunlar? Tamam,
Sakin ol Osman. Sinirleniyorum hayatım ya. Bu etek boyu nedir ya? Nedir? Çekiyor herifi radar gibi eve ya. Hadi çıkalım, hadi çıkalım. Patlayıp bana mı patlayacak? Ay, yürü hadi. Uşan Hanım'ın geldi kızım. Peki hemen yolla içeri, tamam. Oh, Uşan. Uşan Hanım, Hanım, Uşan Hanım, hoş geldin. Pardon. Uşan değil efendim, Okşan. Okşan Hanım. Okşan, evet. Şimdi telefonda pek ayrıntılı konuşamadık Hulusi Bey. Konu nedir, nasıl bir iş bu? Konu şöyle bir şey efendim, ben sizi buraya kadar elemanlarımdan biri için rahatsız ettim. Nasıl yani, anlayamadım. Şu bir elemanım var benim, Elaman yani. Ona bir şaka yapacağız da. Ha, peki ben bu şakanın neresinde olacağım? Tam ortasında. Siz şimdi bu arkadaşı kendinize bağlayacaksınız. Yani bağlamalı bir fantezi falansa fiyat iki katına çıkar oluyorsun ve yola götürür. Hiç merak etmeyin. Parayı hiç düşünmeyin hanımefendi. Siz bu arkadaşı kendinize bağlayın yeter. Hatta onu kendinize aşık bile edebilirsiniz. Yalnız bir dakika, bir husus var. Acaba bu arkadaş evli falan değil değil mi ya? Evli. Hayır. Evli. Bir dakika. Ben yani yuva yıkan kadın olmak istemiyorum. Yok. Peki acaba yuva yıkan zengin bir kadın olmak ister misiniz? Değil, tamam o zaman eğer fiyatla anlaşırsak. O zaman telefonda konuştuğumuz fiyatı... 5 katı. 3 katı. 4 katı. Anlaştık Okşar Hanım. Ay yok, karar verdim, ben bu elbiseden alacağım gerçekten. Acayip güzel. Alayım. Ama yani önce derginin bütün sayılarını toplattırmam lazım ya. Şimdi birisi bakar bu dergide, beğenir gider, aynısını almak ister. Dergiyi de toplattırayım değil mi Tüte? Ha? Yakışır bana bu kız. Hanım? Yapma Barış ya, gıdıklanıyorum. Yarabbim ya, rüyası da uçulsuzlar. Uyandırayım da bari işler ilerlemesin. Ay! Günaydın. Neredesin? Bilmiyorum artık. Sen nerelerdesin rüyalar aleminde? Ya hep yapıyorsun. Bari rüyamda beni rahat bırak, yalnız bırak. Ya ne güzel rüya görüyordum ya. Ne görüyordun rüya? Anlat bakalım. Hiç. Öyle yani. Brad Pitt vardı, Tom Cruise vardı, Hollywood falan öyle vakit geçiriyorduk. Anladım. Peki Brad Pitt'le Tom Cruise'da pepeliyor muydu konuşurken ha? Ne demek istiyorsun ya? Hiç anlamıyorum yani, pepelemek falan. Ne kastediyorsun sen? Hiç almıyor aklım. Kızım sana bu elbiseyi gösteriyorum. Sen de uyumuşsun kalmışsın ya böyle. Uyur kalırım tabii ya. 5:30'da getirttin beni buraya. 5 saatte de hazırlandım. Delisin yani, sabahın köründe gözümden uyku akıyor ya. Çok uykusuzum. Allah Allah ya. Geldik de boşuna mı geldik? O cazibe çıkıntısı var ya. Babama yalakalık olsun diye kesin erkenden gelir diye tahmin etmiştim ama. Nerede cazı? Nerede? Gelmemiş. Allah Allah, gelmedi yani, bu gelmeyecek anlamına da gelmiyor yani. Bismillah. Selam. Günaydın herkese, günaydın çocuklar. Hadi bakalım. İş yerindeki ilk günün hayırlı olsun yenge. Sağ olasın Barış. Kemal Bey, Cazibe Hanım, yanlış geldiniz herhalde. Çünkü burası Yıldız Korusu değil, böyle el ele tutuşup iş yerine gelinmez. Ne olup narahat olmuşsan? Doğru, ben hiç rahatsız olmadım. Maşallah keyfim sefam yerinde de burası bir iş yeri. Yani işe ev getirilmez. Özür istiyorum, ben böyle gelende sizi işleyerken görmediğim için buranın böyle iş yeri olduğunu başa düşmedim. Keyfiniz sefanız yerinde ya, onun için. Ya hanımlar ne yapıyorsunuz? Saçmalamayın ya. Gerçekten burası bir iş yeri. Simge Hanım, lütfen. Yani sakinliğe davet ediyorum sizi. Cazibe odaya gidelim. Ayşe bize sen çay söyle. Herkese çay söyle. Bir şeyler yapın. Barış bir dakika. Barış. Sakin olun. Sıkkım için. Alo. Tabii efendim. Ziver Bey. Hulusi Bey sizi çağırıyor. Ha, Hulusi mi bu? Gel. Buyurun Hulusi babacığım, beni çağırtmışsınız. Gel bakalım Ziver Bey, Okşan Hanım'la tanış. Merhaba Ziver Bey. Merhaba arkadaşım.
Hulusi babacığım, siz konu neydi acaba? Beni nereye çağırmıştınız? Okşan Hanım, görüyorsunuz bu Ziver Bey'de bir estetik anlayışı, bir güzellik anlayışı, bir sevgi falan yok. Kusuruna bakmayın bunu. Nasıl? Ya, ama niye öyle diyorsunuz Hulusi babacığım ya? Niyesi var mı lan? Bak bir hanımefendi, şu güzellikte bir hanımefendiyle tanışıyorsun. İnsan hayatında böyle bir güzelle kaç defa tanışır ha? Sen ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşım. Asker arkadaşım olan senin. Tekrar kusura bakmayın Okşan Hanım. Ay hiç önemli değil ama işimiz biraz zor galiba Hulusi Beyciğim. iş derken ne işi Hulusi baba? Ya şey oluyor, Okşan Hanım senin yeni iş partneri. İş partneri mi? Hulusi babacığım iş partneri ne demek ki? Buradan oraya panter olarak mı geliyor? Partner lan partner, yeni fikirler bulma konusunda sana destek olacağım. Yeni fikirler mi? Tabii fikir önemli evladım. Fikir önemli. Fikir bir şirketin gelişmesi için, büyümesi için her zaman yardımcı olur. Bu şirketin de büyümeye ihtiyacı var. Yeni fikirlerle, yeni fikirler olacak ki yeni fikirlerin getirsin. Allah aşkına siz de bir şey deyin Okşan Hanım. Ay çok doğru söylüyorsunuz Hulusi Beyciğim. Siz böyle fikir dedikçe insanın böyle içi kaynıyor adeta. Benim de kaynadı yani o fikir. Hadi siz şimdi gidin hemen bir yerde oturup fikirdeşin. Madem öyle buyurun isterseniz benim masamda çalışabiliriz. Buyurun. Lan oğlum yeni fikirler için oksijen, bol oksijen gerekir. Ofiste oksijen mi var? Ofisin oksijeni zaten şey, gidin açık havada değişik yerlerde fikirleşin ya. Değil mi? Evet, hadi fikirleşelim bir an önce. Hadi buyurun Ziver Beyciğim. Böyle için böyle fikir oldu. Çabucak gidelim hadi. Masamız. Ne oldu Cazibe? Yapacak iş bulamadığın için canın mı sıkıldı? Tabii evde işe yaramamakla işte işe yaramamak arasında dünyalar kadar fark var. Simge Hanım siz bilmezsiniz ama insanın bele canı işlemek, üreği işlemek isteyen de bele iş yeri ev fark elemez. Belli boş boş böyle etrafa bakınmandan belli. Ben boş boş değil, Hans'ın masada çalışacağıma bakıra. Ay durun da bir güleyim var. Ayol sen çalışsan çalışsan cinayet masasında çalışırsın. O da maktul olarak. Hanımlar ayıp olmuyor mu ya diğer çalışan arkadaşlarımızın yanında? Çok rica edeceğim lütfen. Ne ayıbı ya, ne ayıbı Allah Allah ya. Gelmiş buraya daha ilk günden masa musa diyor ya. Masa bakacakmış da bilmem neymiş de bana bak. Sen istiyorsan ancak ve ancak şu ortadaki holohop gibi masa var ya yuvarla. Orada sıradan insanlarla çalışırsın tamam mı? Masa falan olmaz sana yani. İşleyerem. Ben burada da işleyerem. Ben bundan gocunacağım. İşleyerem. Vays vays kankita. İş. Mürdüm rengi bu senenin favori renklerinden. Mukleli saçlarla dökümlü ve dekolteli kıyafetler hayatımıza ayrı bir renk katıyor. Ya Erdo kardeşim ne diyorsun Allah aşkına ya? Hemen gelir gelmez yok mürdüm falan filan bağlamaya başladın ya. Şey Okşan Hanım, Erdo benim eski ev arkadaşım olur. Memnun oldum. Ben Deniz Erdo. Evde yalnız kalıyorum. Tek başıma kaldım. 800 metrekare evimin bir damlasında bir paylaşım yok. Yalnız başıma spamda fınkır fınkır oynayan jacuzzimde tek başıma kalıyorum. Bana yardım edecek, yanımda olabilecek bir değil, iki tane dost eline ihtiyacım var aslında. Sen bence biraz çapkın galiba bu çocuk ya. Çapkın şey. Çapkın şey. Ay sen ne kadar şeker. Sen ne kadar tatlı bir çocuksun böyle. Ay bayıldım ben buna. Çok tatlı, çok şeker. Neden çalışıyorsunuz? Aynı şirkette mi? Ay yok, ben Ziver Bey için özel olarak görevlendirildim. Şşt! Sen
ne yapıyordun sen ha? Ya Erdoğan kardeşim, sen ne karıştırıyorsun? Ne aynı şirkete mi girdin? Ya sana ne? İş için geldik buraya arkadaşım ya. Ya hem seni şu içecekleri getirtir misin lütfen ya? O zaman ben bir tane size frappuccio churro getireyim. Ne getireceksin? Frappuccio churro. Frappuccio, ah ben yerim seni. Hadi git getir. Yemin yedi beni, bak yedi beni, gözler bende, gözler bende. Ama sen de çok yakışıklısın, yakışıklı. Yakışıklı, o yerim seni. Ya zaten kafam karışık, bir de Erdo çıktı. Nereden çıktı ya, Allah Allah ya. Neden kafan karışık Zübeyir Beyciğim, söyle bakayım. Şimdi diyorum ki Okşar Hanım, yani bu iş geliştirme konusu nereden çıktı? Bir türlü anlamış değilim ya. Ah, iş geliştirmek aslında çok güzel bir şey. Böyle insanı yeniler, bedeni yeniler, böyle bir ferahlık falan verir. Öyle değil mi? Hayır, o değil de yani diyorum ki ne gerek vardı yani? Hulusi babam neden bizi bu işe böyle soyundurttuk, itekletti. Yani bu görevi bize verdi. Değil mi? Ama sonuçta tabii ki görev görevdir. Görev önemli görev değil mi? Neyse. Okşar Hanım. Efendim. Böyle böyle gelişen iş alanları açısından diyorum. Hani böyle Güney Yarımküre'deki bölgelerdeki bizim böyle şansımız nedir acaba? Ay şimdi böyle küre derken, Güney Yarımküre falan derken ben de böyle bir ışık yandı. Ama Okşar Hanım ne diyorsunuz Allah aşkına? Ay, hayır yani böyle derken yani Güney Yarımküre falan derken böyle şey oldu bende belirdi. Işık patlamaları falan belirdi bende. Ya Okşar Hanım ben ticari anlamda konuşuyorum lütfen yani. Aha, ister ticari olsun ister coğrafi. Abi olsun. Hiç fark etmez. Siz böyle, siz böyle iş konuşurken ne kadar seksi oluyorsunuz Züver Beyciğim. Cazibe Hanım gelmişsiniz ha? Ha gelmişim Hulusi Bey. Vallahi bravo, daha ilk günden işe tam vaktinde geldiniz. Babeşko, babeşko, biz de tutuyla bugün sabah 5:30'da geldik saat. Niye kızım, siz manyak mısınız? Ne manyağı? Sabahın köründe ne işiniz var ki burada? Ondan sonra bütün gün ofiste uyuklayacaksınız. Ya uykunuzu alın, adam gibi 9'da gelin herkes gibi. Allah Allah. Cazibe Hanım'a masasını gösterdin mi? Efendim ilk fırsatta gösterecektim ama yani hangi masayı göstereceğimi bilemediğim için öyle kaldım yani. Nasıl? İşte koskoca masa niye duruyor? Bu masa. Ne? Bu masa mı? Evet, ne var? Hayır, bu masa bizim Hulusi amca, bu bizim masamız. Hayır efendim, artık değil. Zaten hiçbir şey yapmadınız ya, öyle boşu boşuna koskoca masayı işgal ediyorsunuz. Tamam, şu orta masaya geçin, istihdam canlarımla orada hiçbir şey yapmamaya devam edin. Hadi bakalım. Babişko! Ne babişkosu kızım? Ne biçim konuşuyorsun ya? Kendine gel, burası iş yeri, bu iş yeri de babişko olmaz. Hadi bakalım, hadi boşaltın burayı. Cazibe Hanım, yeni masanız hayırlı olsun efendim. Hadi, hadi, sizden yeni yeni fikirler bekliyorum. Çok teşekkür ederim Hulusi Bey. Hayatım yeni masan hayırlı olsun. İyi çalışmalar. Hadi bakalım sağ seni bırakıyorum. Geçeceğim. Sağ olasın. Zinge Hanım bele bu hulu hop kimi bele sıradan insanların masası bele hoşunuza gelmezse isterseniz cinayet masasında bele maktul olarak bir yer ayırttırabilirik. Yenge. Şuradan bana herhangi bir yerde bir sayfa aç bakayım, bir soru sor. Yenge ha? Okşar Hanım, Okşar Hanım lütfen yani. Burada iş konuşuyoruz. Biraz ciddiyet lütfen ya. İşimize konsantre olalım. Konsantre olalım lütfen, rica ederim ya. Konsantre derken böyle dudakların sanki böyle Brad Pitt gibi çok seksi. Brad Pitt gibi. De bakayım bir daha konsantre. 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 He. Konsantre. Konsantre. Söyle, söyle, söyle. Konsantre. Aa, ay. Söyle bir daha söyle. Konsantre. 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 Ay. Ay. Ama şey kaleminizi düşürmüşsünüz. Ha. Konsantre Hanım ya olacak. Ay Allah. Işığı gördüm. Işığı gördüm. Bu arada ben de şey diyeyim. Konsantre.
Oğlum santire. Bende de bir şey oluyor ya. Bende de bir Enrique Iglesias havası oluyordur konsantre deyince. Evet, ne oldu ya? Şoka mı girdi bu ya? Şoka girdi. Bir böyle şey oldu. Bir kolonya mamaya falan var mı acaba? Tamam. De... Öyle kalsın mı? Kankeyta getiriyorum kolonyayı ya. Kaldı adamcağız ya. Konsantre. Çok güzel. Kolonya yedi. Koş kolonya yedi. Ziver Beyciğim iyi misiniz? İyi misiniz Ziver Beyciğim? Tuti görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Evet hayatım görüyorum ve şu anda resmen kafayı üşütmek üzereyim ben de. Delireceğim. Vallahi fıttıracağım ya. Delirmek az kalır canım. Şu anda ben çıldıracağım. Biz niye bu kadar güzel düzenleyememiştik o masayı ya? Ay resmen çok kıskandım. Çıldıracaksın diye sen neden bahsediyorsun? Ya ne bileyim işte bak ne güzel düzenlemiş. Derli, toplu, pırıl pırıl olmuş. Bana bak, acaba söylesek bizimkine de el atar mı? Şöyle bir güzel olsun ha? Tuti sen delireceğim diye yani bundan mı bahsediyorsun? Masadan mı bahsediyorsun ya? Ben düğün fotoğraflarını gözümüze sokuyor diyorum ya. Evet o konuda haklısın ya, çok haklısın ama... Ya keşke Kemal'e işte güzeller, güzel cazibelerini seni seçseydi de... ...kapak olurcasına koysaydın sen de düğün fotolarını ama... Ne yapalım? Tuti ben seni asansör boşluğundan it veririm biliyor musun? Fare zehriyle zehirliği veririm ben seni ya. Kızım sen kimin tarafındasın ya? Benim tarafımda mısın, onun tarafında mısın? Biliyorsun ki şu durumda tabii ki senin tarafındayım. Çünkü ezim ezim eziliyorsun, eziksin. Terbiyesiz konuşma. Sensin ezik bir kere, tamam mı? Hayret bir şey ya. Bir kere var ya beni bu dünyada ezecek insan daha anasının karnından doğmadı. Ayşe'cim, şunu firmaya faks geç. Ondan sonra gelen cevabı da masama getirirsin, tamam mı? Tamam, peki. Efendim? Alo, Kemal. O tahttan çıkanda yanıma bele gelmedi. Hayatım yani, Ayça'ya bir kağıt verdim. Faks çeksin diye şirkete. Ondan sonra da geri geldim. Ne oldu ki ya? İyi olabilir ama bele... Çıkıp bile gelip beni bir öpseydin. Hayatım burası iş yeri ya. Ben nasıl gidip seni öpeyim Simge'nin göz önünde? 40 metrekare yerdeyiz yani. Her çıkıp sana içtima veremem. Yapma gözünü seveyim. Ha yeğeni bele avradına gelip bele bir öpücük vermek... ...salam demek içtima olur öyle mi? Hayır yani öyle değil de... Hayatım işte bak ben boşuna söylemedim karı koca aynı yerde çalışmaz diye ya. Bence sen erkenden gel vazgeç. Yok, vazgeçmiyorum Kemal. Yeni bile her otohtan çıktığında bele benim yanıma gelmen lazım değil. Ben yakışıyorum burada. Erim benim, sevgili erim. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Ah, Kemal, kapatma. Mene bak görüm, sana öpücük gönderirem. Ha? Sana kurban oldum. Ah, benden de sana kokulu. Kapat, parazit eledi. Vallahi hiç mühim değil, nece olsa geldiği yerde çok var. Akşam gedende böyle çoklu çoklu French kisler eliye bilerek. Hoşçakalın, aklıma bir şey geldi. Bakalım siz buna ne diyeceksiniz? Ay sizin aklınıza gelenleri gerçekleştirmek benim için emirdir. Estağfurullah, olur mu öyle şey çıktı? Biliyorsunuz son zamanlarda gelişen yani sektörlerin başında enerji geliyor. Enerji bayağı bir patladı, al yürü diye. Bakın siz bence bu enerji, faaliyetler falan bunlara çok fazla kafanızı yormayın. Bence siz daha yakınınızdaki enerji faaliyetlerini, patlamalarını görmüyorsunuz galiba. Görmüyorsun. Görmüyorsun patlamaları. Derinlemesine paslar geliyor, Alex pasları geliyor. Hala atamadım be. Kanatlardan. Yani siz bir dakika Erdo'cum. Şimdi yani siz hangi böyle yakınlar derken yani şey gibi mi demek istiyorsunuz? Hani böyle bu Bursa, Gebze, Çerkezköy, bu tip... Yok. Ben yakın olan bölgelerdeki enerji faaliyetlerinden bahsediyorum. Okşar Hanım diyor ki hani bunu böyle bir... Grafik üstünden falan anlatsanız kaçıncı sayfa oluyordu o? Bakın, o kaçıncı sayfada? Siz benim böyle kalbimde açtığım o sayfadan. Ya,
Ya Oksana Hanım, Allah aşkına ya. Yani burada bir şey çalışıyoruz, iş çalışıyoruz. Yani bir proje geliştirmek böyle olacak mı? Bir konsantre, bir ciddiyet lazım la. Bakın, bakın, bakın. Görüyor musunuz böyle grafik, grafik, grafik atıyor. Görüyor musunuz? Ya Oksana Hanım, lütfen, lütfen ya. Yani bir iş ciddiyeti ver, bir konsantre olalım ya. Değil mi? Konsantre olalım, evet. Bir daha diyeyim bakayım, konsantre. Konsantre. Neyse, biz bence şey yapalım. Bence ofisime gidelim, orada çalışalım. Değil mi? Ne kadar güzelsin. Ya bu tip ciddi işler tabii ki canım, böyle buralarda çalışılır mı? Yani ofis ortamında çalışılır ya. Yalnız ben acaba ev anahtarımı aldım mı ki? Yok yok, güzel. Ne? Ev anahtarı. Ofis dediniz demin. Ben home office olarak çalışıyorum. Evet, home office. Home office. Home office. Home office. Home office. Home office. Home. Home. Office. Home. 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 Home office. Biz gidelim ya. Biz gidelim, ben anlatırım her şeyi ya. Vallahi kimya mühendisliğine bir şey anlarım ya. Home office. Neyse tamam, fazla geç kalmayalım hadi. İş beklemez. Hadi hadi, çabuk kalkın, çabuk çabuk çabuk. Gidelim. Hadi. Gidelim bari. Bari orada bir şeyler yok ya. Şşş kardeşim hadi. Şaka. Aa, siz buradasınız. Evet, ne oldu? Şaşırdın mı? Hayır, şaşırmadım ama ben çıkanda siz ofisteydiniz onun için. Ay Tuti, bu şimdi acemi ya. İş yerindeki kestirme yolları bilmiyor, yazık. Vallahi Singe, ben bir tane bile kestirme yol bilirim. O da erimin gelbine giden yoldu. Diğer kestirme yollar beni meraklandırmır. Senin kestirme dediğin yol kesin patika yoldur. Kemal senin o taşlı patika yollarından kısa sürede sıkılacak. Sonra ne olacak? Sonra Kemal benim İtalyan mermeri yollarımı özleyecek ve bana geri dönecek. Değil mi Tuti? Ay bilemedim ki yani, Cazibe hangi patika yoldan gelmiş? Ayrıca sen ne zaman Kemal'in işte için mermer yol döşedin ya? 5 dakika uyum dedim, neler kaçırmışım değil mi? Yani var ya, bunu sana söyleyen de kabahat zaten ama... Ay ya, dur! Kapak olana kapak ol, dur! Sevgili Singe, bele seninle burada durup boş boş danışmak ve bele söylediklerini hiç umursamamak çok yakışıdı ama bele bize ayrılan sürenin sonuna çattık. İndi icaze verirseniz bele ikiniz, ben erimle özüme kahve pişirteceğim, bele kahve içeceğim. Ay görüyorsun değil mi, kıraathaneye çevirdiler ya. Bana bak. Ay kahve yap canım, kolay gelsin de kahveyi nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Çünkü kahve için gerekli olacak cezveyi bakalım. Nerede bulacaksın? Cezveyi aldın. Kaç. Kapat oğlum. Ay Allah, sen düşmanını bile bele aptalından verme. Cezve diye çaydan alıp gittiler. Yazık. Tek yeten yazık. Tamam abi, bak soruyorum. Aç zihnini. Açtım zihnimi, bekliyorum Kemal. 1887 yılında bütün dünyanın konuşacağı ortak bir dil olması amacıyla ortaya çıkarılan Esperanto dilini bulan kişi kimdir? Süren başladı, çabuk. Esperanto dilini bulan kişi şeydir. Dur Kemal, ben bunu biliyorum, biliyorum. Esperanto dilini bulan kişi şeydir. Lejer Ludwig Zamenhof. Vallahi doğru. Vallahi doğru ya. Dur, kardeşim sen 2-3 günde nasıl yuttun bu kitapları ya? Anlamadım ya. Vallahi yuttum Kemal. Ne yalan söyleyeyim. Yuttum hepsini. Bir de anlamadım şu var. Madem senin ezberin bu kadar kuvvetliydi, neden okulda hep benden kopya çekerek geçtin? Dersine çalışsaydın ya, tip. Hayır. Abiciğim 1 milyon verselerdi ben o derste çalışırdım zaten. Şimdi niye durup dururken ezber yapayım, anlamadım ki. Kardeş, tamam böyle abidik gudik şeyleri ezberledin, çok iyi de... hani daha böyle sıradan, günümüzde olan böyle genel kültürlere de çalışman lazım yani. Böyle olmaz. Ya abiciğim, ben onları hallederim diyorum sana ya. Kemal, ben 1 milyona oynuyorum oğlum, 1 milyona. İyi abi, tamam, sen bilirsin. Ben uyarayım da yani. Salam. Hayt. Yenget, kahve mi yaptın ya? Sana yapmamışam Barış. Kemal'a yapmışam. Hayatım sağ ol, sağ ol. İyi yaptın da yani. Burası ev değil ki, iş yeri. Ben telefonunu açar söylerdim yani. Bura ev değildi, iş yeriydi ama sen de benim erimsen, kocamsan, hayat yoldaşımsan. Kocanım, hayat yoldaşım, öyle değil mi? O zaman içeyim ya. İç. Evet. Hocam siz iç
için için. Barış içmesin de böyle zihni açamasın. O 1 milyon şeysi yarışmasında başarılı olamasın değil mi? Aman be Barış, al. Sağ ol yenge. Mezarcı boş mezar bulsa girer. Tip. Allah Allah, tütsüler, misiler, bilmem neler, ne asortu kaymış arkadaş. Fantastik mantastik olaylara girmiş. Nerede kaldı bu akışlar anam ya? Home office'te çalışmak daha rahat değil mi? Siz de üstünüzü değiştirmek istemez miydiniz? Yok, ben böyle iyiyim. Çeket meket falan filan iyi. Ama sizin durumunuz müsait değilse başka gün çalışabiliriz yani. Okşalar. Yo, bunlar benim çalışma kıyafetlerim. Ben böyle çalışırım. Öyle mi? Evet. Ben hazırım. Neye hazırsınız Okşalar? Çalışmaya. Çalışmaya? Siz galiba biraz nefessiz kaldınız. Çünkü yok. Lütfen ya gel şey yapma. Yani bir şey yapma. Ama... Kravatım iyi, gerçekten iyi yani. O zaman ayakkabılarınızı çıkaralım. Yok. Lütfen yani Okşar Hanım, lütfen burada çalışmaya geldik. Ben bir home ofisi olayını falan filan pek yani sağlıklı bulmadım. Lütfen gidelim şirkette çalışalım ya. Yani ben hem evli bir insanım. Lütfen gelmeyin üstüme, daha yeter ya. Ay canım, evlilikle işin ne alakası var? Ya ben çalışalım diyorum. Ay tamam, ben de çalışalım diyorum işte, hadi. Çalışalım. Ya sizin çalışma şekliniz de benim çalışma şeklim uymuyor yani Okşar Hanım. Allah aşkına lütfen yani ya. Hadi lütfen, ne olur tamam. Bırakın bunu, hadi çalışalım. Bakın Okşar Hanım, gerçekten sizin çalışma anlayışınız da benim çalışma anlayışım pek denk düşmüyor. Yani ben bir ailem var benim. Ben evli barklı bir insanım. Seyahat var. Ama... Sonra bir şirket, dosyalar, şirket. Bak. Ama ben onları şey... Şuna bak, şuna sinsi takmış gözlükleri, çalışkan kız havalarında görüyor musun? Bak kağıtları çeviriyor. Var ya, bence bu kara cahil okuma yazma bile bilmiyordur, ben sana söylüyorum. Yani en kötü ilkokul 3'ten terttir bu. Azerbaycan'da 3+3+3+3+ kesintisiz eğitim mi varmış? Cazil Hanım, nasıl gidiyor bakalım ilk iş günü? Yaşı gedir Hulusi Bey, ben de size bir şey demek için odanıza geleceğim. Söyle, burada buluyor. Ben bu böyle Rusya ile bağladığınız sözleşmelere bakırdım. Rusça? Sen Rusça biliyorsun tabii ya, tabii. Belli ama burada böyle bir iki yer sev tercüme edilipti. Yani ne kadar mühimdi bilmiyorum ama ben notlar almışım böyle bunlara. İsterseniz bir avukatlara gösterin, bir narazılık çıkmasın. Tamam. Avukatlara incelettiririm. Ya ben seni iyi ki işe almışım. Hem yaratıcı fikirlerin var, hem Rusça biliyorsun. Bravo vallahi. Vallahi bravo. Babişko. Ben de şirketimizin dosyalarını incelerken birkaç tane hatalı sözleşmede şeyler gördüm de yani bunu da sizinle paylaşayım da avukatımıza gösteririz yani şirketimiz için verimli olmak lazım diye düşünüyorum. Neresi hatalı kızım? Şöyle okuyorum. Depolarımızda stoklar azaldığı için derkendeki depolarımızdaki dahi anlamında olduğu için ayrı yazılmalıyken bitişik yazılmış. Lütfen bunu avukatlara bindirelim, gereken yapılsın diyorum yani. Kalem kırılsın gerekirse. Bak kızım, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. 1, Amerika'daki bütün telefon numaralarının 555 diye başlamasından. 2, The Artist filmini seyredenlerin filmi seyrettikten sonra ay ne biçim film, hem siyah beyaz hem bunda konuşma yok demesinden. 3, dünyanın parasını verip adam olsun diye, okuyup adam olsun diye özel okullarda okuttuğumun kızımın dahi anlamındaki dayla çekim eki dayı ayırt edememesinden. Babası ne kızım, babası ne? Depolarımızda derken da ayrı mı yazılır be? Evet Simsim. Hulusi Babişko bu konuda kesinlikle haklı. Mesela hemen örnek vereyim Hulusi Babişko. Einstein da gözlük takıyor, gördünüz mü? Da eki ayrı yazılır. Bak tuti bile biliyor. Tabii. Neden ayrı yazılır? Çünkü Einstein dahi olduğu için
dahi şey eki öyle yazılır. Ne? Neyse, neyse. Bak tabii yol yanlış ama sonuç doğru. Doğru çıkıyor. Hadi bakalım çalışın, çalışın. Cazibe Hanım'ı örnek alın biraz. Şu kadar olsun, örnek alın yeter ya. Ne bakıyorsun ya, ne bakıyorsun? Allah Allah, gören de hakkı devrim sanır. Gören de ayrı yazılır. Neden? Çünkü hakkı devrimde kendi alanında bir dahi, yani dahi. Bir çakacağım sonra orta yerine ya. Ne yapayım? Kültür patlaması yaşıyorum birden. Uf. Oo, bak Buneciğim, hoş geldin. Şeref verdin. Canım, geç otur, geç. Kinyas. Canım. Ziver Bey'i yerini bulamadım. Ya kendisine bir şeyler bırakacaktım ama kim bilir adamcağızı nerelere yolladın yine. Ya Mahmude, burası iş yer yani, ne bileyim bir işi çıkmıştır, bir yere gitmiştir, ne bileyim ben. Okşanadım, ben de şimdi tam bir toplantının ortasındaydım. Aha, ben çok fazla kalmayacağım Hulusi Bey. Bakın bu iş olmadı. Şimdi ben hangi iş diyeceğim de Mahmude Hanım'ın yanında böyle şey olacak. Yani Ziver Bey hiç, yani düşündüğünüz gibi çıkmadı. Bakın Okşan Hanım, bunları telefonda konuşuruz. Rapor vermenize gerek yok canım. Pardon, siz Ziver Bey mi dediniz? Ama canım Ziver Bey, tabii. Yani ne olacak? Bir tane mi Ziver Bey var ofiste ya? Evet, o sizin yanınızda çalışan eleman, o Ziver Bey. Ay çok namuslu bir adam çıktı, biliyor musunuz? Çok namusludur, adım atasıca. Neyse işte sonra... Bakın bir şey söyleyeceğim şimdi. Yani bu Ziver Bey gerçekten karısına çok sadık bir adam. Ya ben üstüne gittikçe, ya normalde erkekler dayanamaz. Ay bu adam kaçtı gitti. Yok benim ailem var, benim karım var, benim seyrefim var deyip durdu. İnanılmaz bir şey yani. Ne diyor bu hanım Kinyas? Ne bileyim, ben de ağzım açık dinliyorum, baksana. Ya bir şey söyle, şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten yani karısına çok sadık bir adam Ziver Bey. Ya bence paranızı boşuna harcamayın isterseniz. Yani bence aldattığını falan ispatlayamazsınız. Aldatmıyor karısını asla. Aldatılmaz yani. Yok, aldatılmaz. Oşan Hanım, şimdi siz diyorsunuz ki yani söylediklerim yetmedi, bir de üstüne sıvı yiyeyim ha. Hadi güle güle, güle güle. Güle güle, güle güle. Toplandı bu. İşte gerçek hayatta hiç böyle olmuyor. Şimdi yani bir kadın ofisten içeri girecek, sonra benim odama gelecek. Bunları senin yanında anlatacak. Oho! Bunlar sitcom oyunları bak Buneciğim. Ha öyle mi? Ben sana şimdi göstereceğim sitcom'u, Ali Cenk'in oyunumu. Çantanı düşürdüm bak Bune, çantanı düşürdüm. Tamam abiciğim, şimdi cevap veriyorum. Özgürlük anıtını yapan kişi ünlü Fransız mimar Bartoldi'dir. Şimdi sen sormadın ama ben gerisini de söyleyeyim. Bu Bartoldi'nin bir tane daha çok meşhur bir heykeli vardır. O da Fransa'nın güneyinde bulunan aslan heykelidir. Bu aslan heykeli 2. Dünya Savaşı sırasında Alman istilasına karşı o şehrin sembolü haline gelmiştir. Ama bu doğru mudu? Vallahi doğru. Yani bu kadar şeyi bebenden uyduracak bir adam değil yani. Vallahi 1 milyon için bütün ansiklopediyi yemiş yutmuş adam. Barış abi, sen baya hazır gözüküyorsun yarışmaya. Oo, çoktan kızım, çoktan. Barış, hangi vakit bile zengeleyecekler seni? Vallahi bilmiyorum yengeçli. Bugün yarın ararlar herhalde. Şimdi bunlar benim fotoğrafımı görmüşlerdir, tamam mı? Oradan demişlerdir ki bu çocuk 1 milyon kesin kazanırdı. Şimdi o 1 milyon toplamaya çalışıyorlardı. Yok yok sanmam, fotoğrafla bu işe karar veremezler abi. Ben yıllardır senin suratına her gün bakıyorum. Yani para için bile olsa bunları bilebileceğini tahmin etmezler. Evet, çok komik. Ben de senin suratına yıllardır bakıyorum. Sende de hiç böyle trafik kurallarına uymayacak bir tip yok ama gelene kadar maşallah bütün yeşil ışıklarda geçtin Kemal. Barış niye geçmeyecek yeşil ışıkta, niye dursun? Oo, vallahi Cazibe yengeyi de kendine benzetmişsin Kemal. Karı koca vallahi ne hale geldiniz siz ya? Ne demek yeşil ışıkta niye geçsin? Yayaları ezmemek için. Abi sen bizimle dalga mı geçiyorsun şu anda? Ne anlamda? Yani Barış abi, yeşil ışıkta geçilir, kırmızıda durulur. Kemal, sen bu kızı o okuldan al abicim. Yeşil ışıkta geçer diyor ya. Oğlum yeşil ışıkta geçilir, kırmızıda durulur. Sen bu yaşa kadar nasıl yaşadın? Abiciğim siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? Yeşil ışıkta bir...
Oğlum benim kafa karışmış ha. Yeşil ışıkta geçilir tabii, kırmızı da durulur. Şey, çok çalışınca demek ki şey oldu. Bela çok işlemekten yazık, beyni sulanıttı he. Yok be, bunun beyni karpuz gibi. Zaten %95'i su. Daha ne kadar sulanacak? Çok komik abicim. O zaman söyle bakalım, uçan sincapların anavatanı neresidir Kemal? Her şeyi çok iyi biliyorsun ya. Acayip zekisin ya. Söyle bakalım, uçan sincapların anavatanı neresidir? Artıyız. Vallahi ben onu bilmiyorum ama uçan amiplerin anavatanı bizim ev. Onu çok iyi biliyorum. Uçan amipler... Şimdi ben bir tane açıklaması şeysine baktım, hiç öyle uçan amip diye bir şey yoktu yani. Uçan amip diye bana şey yapıyorsunuz. Tamam, uçan amipim ve ana vatanım burası harbiden. Ya yenge, ana vatanıma geldim, hala karnım aç ya. Yemekte ne var? Yemekte ne var? Ben de sizinle buraya gelmişim. Hiçbir şey yok. E'si kardeşim, Cazibe Hanım işe başladığı için artık yemek yok. Biz de söyleyeceğiz. Bekarlık günlerimize geri döndük. Ay Kemal, hafta sonları bir şirerim. Canım benim, kurban olurum, sağ ol. Ay Yüzüm. Ay Yüzüm. Oh, titreşim şeysi yap. Efendim? Evet, Barış Apaydın benim. Ne? Yarışma şeysi mi? Yar mı? Tabii ki, katılıyorum canım. Hemen geliyorum. Yok yok, yarın geliyorum. Teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere o zaman. Yarışma şeysine gidiyorum. Yarın milyoner olacağım ya. Ya yarın milyoner olacağım. Utır kız. Ne istersen iste benden. Her şeyi şey yaparım. Kemal, kim milyoner olarak şey yapıyorum. Gideceğim. Acayip heyecanlandım. Dilim dolanıyor böyle. O zaman lan yarın mı? Ha yarın. Sen de ben de gelir misin Kemal'im? Abi gelirim, gelmesene de ne bileyim. Hani beni telefon joker olarak kullansan daha faydalı olmaz mıyım? Bilemiyorum yani. Ya abicim, joker kullanmayacağım diyorum ya. Nesini anlamıyorsunuz? Ya bir tane joker kullanacağım, onun da son soruda jest olsun diye tutuyu arayacağım Kemal. Ya sen merak etme abicim, milyon bende, milyon bende. Hiç dert etmeyin. Vallahi bu kadar özgüven pek hayra alamet değil ama neyse, hayırlısı olsun. Şişt lan, bana bak. Milyoner, madem milyonersin bir pizza söyle de yiyelim hadi. Tüh, Allah Allah. Söyleriz abicim, ne var? Ya beni şimdi pizza ile mi korkutuyorsun Kemal? Tüh, lafa bak. O zaman sen şuradan bir... 50.000 lira şeysi vardı bende, bozuk şeysi mi yokmuş, ne miymiş artık? Sende ne zaman bozuk oldu ki zaten kardeşim? Vallahi şaşarım ha. Şu milyoner olsun, gene bende bozuk yok diye para ister misin? Al, al söyle pizzalara. Ben bir üstümü değiştireyim, bir rahatlayayım. Ay ben de gelin Kemal. Gel, gel canım ben. Astroloji, bu ne ya? Kemal. Ne? Yoksa sen beni böyle paltar rüyan başından almışsan ha? Yok be kızım, ne olması, haberim bile yok. İlk defa gör... Itır! Itır! Bu ne? Aa, ya ben bunu söylemeyi unuttum size. Yarım saat önce getirdiler bunu. Sanırım Hulusi Bey işte Cazibe ablaya işe başladı diye hediye göndermiş. Doğru değilse. Hı-hı. Yani getiren adamlar öyle söyledi. Hulusi Bey mi? Ne alakası var ya? Niye ben o kadar böyle pis işleyirem? Hayır hayatım, ondan değil de yani ben Hulusi böyle yıllardır çalışırım. Onun soyadı kentmen değil ki. Ya bana daha bir deterjan bile göndermedi adam ya. Vallahi demelim ben böyle çok yakışı işlemişim, öyle değil Itır. Ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor lan, bu niye oynuyor lan? Ay! Şey ya, renklileri ver ya, onları yıkarım ben ya. Lan! Kirli sepeti, ne işin var lan yatak odasında karımın kızımın önünde, ne yapıyorsun lan? Açıkla, vallahi Allah yarattı demem, öldürürüm. Bir kere benim senin yatak odana alıp veremediğim bir şey yok. Benim planım başka bir şekildeydi. Ben Itır'ın yatak odasına girmeyi planlamıştım, beni oraya bırakın demiştim. Adamlar böyle bırakmışlar, böyle kala kaldım ben de. Kemal, sakin ol dememe gerek var. Gerek yok, gerek yok çünkü şehadet getir ulan. Ben vallahi de... geberteceğim seni. Lan! Rezistans Kilençya! Gel ulan buraya! Kemal, 8 tane pizza yeter mi? He? 8 pizza diyorum, yeter mi? Ay Barış, 8 tane pizzayı nece yiyecek? Aa, siz de mi açtınız? O zaman dur. Alo, o zaman sen 8 pizza şeysini iptal et. O pizzaları biz 10 tane pizza yapıyoruz. Milyoner olduğum için ben şimdi. Seni düşünceli görüyorum. Hulusi Bey, ben böyle fikirleştim ama yani ben becerebilmirim bu işi. Ne oldu kızım? Ofistekiler bir densizlik mi yaptı? Yoksa Simge mi bir şey söyledi? Hayır, hayır. Hamısı bana karşı böyle çok yaşlı da ama ben işten çıkmak isterim. Ben evin düzenim bozuldu. Ben orayla böyle alakalı olamıram. Ha.
Yani hem ev hem iş olmuyor mu diye. Belli. Kemal burada benimle birlikteydi. Uşak okuldaydı. Sonra onlar böyle öz özlerine temizlik eleyebilemezler, böyle yemek pişirebilmezler. Benim içim rahat değil. Peki kızım, bana sen bilirsin. Nasıl istersen Cazibe. Çok özür isterim. Yani sizi de çetin vaziyette koydum ama. Yok, sen bunu düşünme. Ne zaman istersen kapımız sana açık. Sen bizim vizyonumuzu değiştirdin ya Cazibe. Biz sana teşekkür ederiz. Sağ olun, hakkınızı helal edin Hulusi. Helal olsun kızım. Görüşmek üzere, o vakti ben geleyim. Peki. Sağ olun. Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim, kalamam dul. İş, güç, kariyer, Cazibe Yahşi. Türk yiğidini bulup evlen Yahşi. Hadi. Bak şimdi başlıyor. Çıtır, istersen bak burayı ısıttım. Gel buraya, yakından izlersin. Üç boyutlu yakından, gel. İstiyorsan sen böyle sakit yerinde dur. Yoksa ben seni böyle maşına sokmayayım, o getirdiğin maşına. Hı? Yarışmayı izleyelim, gerilmeyelim ya. Tatlım, tatlım. Bu evin kapılarını artık ben bakıyorum. Allah. Selam arkadaşlar, olur. Çim. Maşallah, askerlik şubesine bağladı burası. Hayırdır Gökşen be? Yarışma vardı Cazibeciğim. Babanın yarışacağını duydum ben. Enerjimiz, sinerjimiz ve auramızı birleştirip ona destek olalım diye düşündüm. Tak 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 yani. İstersen sen böyle yanıma gel, biz birlikte destek olalım ha, auramızı birleştirip. Yok, benim auram burada böyle çok yaşlıydı. Auram iyiydi. Selam Uhtır. Ne dersin? İstersen şöyle yanıma otur ha. Görmüyor musun tabelayı? Ne yazıyor tabelada? Itır'a yaklaşmak, iskele yapmak yasaktır demiyor mu orada? Yarışmayı izliyoruz, sinir bozuyorsun. Allah Allah. Sana ne be? Arkadaşlar lütfen yapmayın. Cazibeciğim burada seviye iyice düştü. İstersen sen gel bizim evde. Birlikte oturup auramızı birleştirelim. Hadi kalk, kalk, kalk. Lütfen. Itır'cığım biz de seninle istersen biz de izleyelim ha. Yani kim konuşuyorsun sen ya? Yarışmayı izliyoruz, sinirimiz bozuyorsun ya. Ağzına çakacağım ağzına. Arkadaşlar bence ikiniz, hatta üçünüz de kendinize gelin. Olur da babam bunları duyarsa sonra tak tak tak. Tak tak tak. Ya arkadaşlar lütfen ya, bir susun ya. Başlıyor ya, bir dakika ya. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ay, ay çıktı kendine aşağı. Ay ben bu adama bayılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok karizmatik. Sıcak alkışlarınız için. Katılıyorum. Ben de katılıyorum. Kıskançlık yapmıyorum da. Ama yani televizyonda insanlar normalden 6 kat daha karizmatik çıkıyorlarmış. Öyle söylüyorlar yani. Bilgisayar efektiyle falan yapıyorlar. Montajda topluyorlar yani. Aynen, kesinlikle ben de katılıyorum. Yani uçak bile kullandığını zannetmiyorum yani. Kim milyoner olmak ister dünyanın? Hadi be, karizma akıyor adamdan, bir baksana. Makbul Hanımcığım lütfen yani. Ay ne var canım, hem biz onun sanatçı kişiliğine hayranız. Değil mi kızlar? Yani. Yani. Bugünkü ilk yarışmacımız Barış Apaydın geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yanlış bir yere gelmiş olmayasınız. Yok. Doğru bir yere geldiğinizden eminsiniz değil mi? Evet. Kim milyoner olmak ister? Heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlandım. Gerçekten şimdi içeride çok her şey hazırlıklı şeysi yaptıydım da burası biraz farklıymış galiba. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii. Benim adım Barış Apaydın. Kendim özel bir şirkette idari menajer asistanı olarak çalışmaktayım. Merhaba. Beraber çalışıyoruz aynı iş yerinde. Yani aslında getir götür işleri yapıyor da işte böyle burada şimdi hava atıyor ama çok çalıştı. İnşallah başarılı olacak. Devam edelim. Ama şimdilik tabii yani milyoner olduğum zaman herhalde işten ayrılırım. Ya da komple ben şirketi de satın alabilirim. Eminim yani milyoner olacağınıza. Evet eminim. Tip. Tip işte. Bir dur bakalım. Kimle geldiniz yarışmaya? Yarışmaya arkadaşım Kemal'le geldim. Kemal! Baba Kenan Bey seni soruyor musun? Merhaba, merhaba Kemal Bey, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba efendim. Merhaba, merhaba. Ben Kemal. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii, tanıtayım. Ha, şu anda tabii. Bütün kameralar beni çektiği için biraz tabii heyecan yaptım yani. Hadi sen de çıkın arada. Şimdi efendim ben
beraber çalışıyoruz biz Barış Bey'le, Barış Apaydın'la aynı iş yerinde. Yani çok sevdiğimiz ve saygı gösterdiğimiz bir arkadaş ve bu yarışmaya çok hazırlandı. Kendisini de seviyorum buradan, sağ olsun. Herhalde başarılar diliyorsunuz. Tabii diliyorum. Yani ihtiyacı yok aslında. Çok akıllıdır benim arkadaşım. Yani muhteşem bir zekaya sahiptir. Yani yok ama tabii ki bir başarılar diliyorum. Yani başarılar diliyoruz hep birlikte. Peki biz de başarılar diliyoruz, evet. Ve yarışmaya başlıyoruz. Başlayalım mı? Başlayalım o zaman. Tamam, yalnız bir şey diyeceğim. Buyurun. İsterseniz böyle direkt son sorudan başlayalım. Çünkü ben 1 milyonu alacağım için hani arkadaşları da çok bekletmeyelim, sizi de yormayalım diye diyorum. Ben cevabımı vereyim, 1 milyonu alayım hemen. Uzayım. Ya şimdi bu küçükken bir hastalık geçirdi. Tabii ne dediğini bilmiyor bazen. Yani olur, ya bu normal ya, normal. Of Barış, of. Evet, ilginç bir teklif ama bu yarışma koşullarına aykırı. Maalesef bu teklifinizi yerine getiremeyeceğiz. İyi, tamam. O zaman nasıl olacaksa öyle yapalım bari. Başlıyoruz yarışmaya. Hazırsınız. Hazırım. Yalnız bir şey sorabilir miyim Kenan Bey? Şimdi siz bu 1 milyonluk şeyleri 200'lük banknotlar halinde veriyorsunuz değil mi? Çünkü ben yanımda bir çanta getirdim de onun içine sığar mı sığmaz mı diye merak ettim. Ya bak! Çantayı göstersene, çantayı. O milyonluklar sığar mı diye şeye Kenan Bey'e soracağım. Çantayı, çantayı. Çanta burada. Ben çantayı evden getirdim. Burada, çanta burada. İnşallah sığar yani. Şimdi yarışmamıza bakalım ve soruyu soralım isterseniz Barış Bey. Yarışma başlıyor değerli seyircilerimiz. Yarışmanın kurallarını biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet, ilk sorunuz geliyor. Karpatların Maradona'sı lakaplı, ülkemizde de yıllarca görev yapmış, dünya ünlü futbolcu ve teknik direktör kimdir? A. Zinedine Zidane. B. Gheorghe Hagi. C. Diego Armando Maradona. D. Michel Platini. Şimdi Karpatların Maradona'sı lakaplı, ülkemizde yıllarca görev yapmış, dünya ünlü futbolcu... Hacı. Hacı, Hacı, Hacı köşeye bıraktı. Ben abi bunu biz de biliyoruz zaten. Hani ben söylemeye gerek bile duymadım yani. Hagi tabii ki ya. Hagi ya, başka şey olur mu yani? Hagi ya, bilsin hadi Hagi ya. Ay bunu ben bile biliyorum. Ay bu Hacı tabii canım, o o. Barış abi kesin biliyordur bunu. Niye cevap vermiyor? Yani ne bileyim, heyecan yaptı herhalde. Yani nutku tutuldu Cazibeciğim. Yani hani ben seni gördüğümde nasıl nutkum tutuluyor, şu an aynısını Barış yaşıyor. Gerizekalı, yani bildiğin gerizekalı. Senin bildiğinden yani. Bilmediğinden değil, bildiğin bir gerizekalı. Hacı, gerizekalı, hacı. Yani şeyde gidip geliyorum. Michel Platini de olabilir. Süreniz azalıyor isterseniz. Zidane, Zidane da olabilir. Allah belanı versin. Ben sana bir gidip geleceğim, göreceğin günü. Ya şimdi biraz heyecan şeysi yaptım da ben ilk soruda böyle milyonu kaybetmeyeyim diye. O zaman bir joker hakkım mı? Hemen hemen. Evet, süre durdu. Buyurun. Hacı, Hacı. Tamam. O zaman ben bir joker hakkımı... Seyirci jokerim. Yok canım, seyirci jokeri şey yapmayayım. Bunların hepsi böyle bayan gibi görünüyor. Onlar futboldan falan çok anlamaz gibi. Ama ben daha iyi bilirim. Ya da şey yapayım o zaman ben... telefon jokeri şeysini kullanayım. Yok, peki. Hayır. O zaman ben şey yapayım. Yarı yarıya joker hakkımı kullanayım. Son kararınız değil mi? Seyirci değil, telefon değil. Yarı yarıya joker hakkını kullanıyorsunuz. Biraz tereddütlü gördüm sizi de onun için. Yok, çok netim. Son kararım. Son kararınız. Evet, yarı yarıya joker hakkını kullanıyor yarışmacımız, evet. Değerli seyirciler. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. B ve C seçenekleri kaldı geriye. Gheorghe Hagi ve Diego Armando Maradona. İkisi de çıktı. Nasıl çıktı? İkisi de çıktı ama. Bu iki seçenekten biri doğru cevap. Ah be kankeyta. Hacı desene ya. Kankeyta, Hacı o. Itır, Bes, Barış her şeyi bilirdi. Bunda Bela niye cevap veremir ha? Ya ne bileyim, Cazibe abla heyecan falan mı yaptı acaba hakikaten ya? Heyecandan, evet, şu anda inan Cazibeciğim benim de kalbim heyecandan tak tak tak. Yani bak, uzat elini bir dokun, nasıl göreceksin. Göbek, atana böyle bir bak, göğsü nasıl tak 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 döyünür, bir bak. Yok yok, hiç dokunma gerek kalmadı, gayet iyiyim, şu an düzeldi. Şimdi böyle düşünüyorum, Diego Armando paranoya yaptı ama Maradona biraz böyle yakın gibi geliyor. Şimdi Maradona hangisi deyince, şimdi mantık yürütüyorum, Karpatların Maradona'sı, Armando Diano Maradona. Şey,
Acı orada bir şey var gibi. Acı yedim, acı yedim. Çok acı yedim. Acı da olabilir gibi geliyor bana. Tam şey yapamadım ama. Çok böyle tereddütte kaldım. Aslında benim çok böyle bildiğim bir soru gibi. Futbolla da alakalıyımdır aslında ama. Gerizekalı ya. Bir de Galatasaraylı ya. Fanatik Galatasaraylı ya. Allah aşkına evet, hocam, vallahi şu anda bıktım yani ha. Joker aktarınız var. Telefon Joker'i ve seyirciye sormak istiyorum Joker'i. O zaman ben bir Joker hakkımı daha kullanayım bari. Telefon şeysi Joker'ini kullanayım. Aslında zaten başka bir Joker kullanmayı hiç düşünmüyorum. O da demiştim. Telefon Joker'imi kullanayım o zaman ben. Telefon Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Ve biz de telefondaki Joker'leri tanıyoruz. Ziver Bey Ağoğlu, Erdoğan Yürür ve Tutkunaz Bunenaz. Evet. Sen de bildin değil mi? Hacı değil mi? Yani. Evet. Tutkunaz Bunenaz. Sus sen gerizekalı, o aranır mı ya? Ne yapıyorsun sen? Pimi çekti işte, pimi çekti bu hocam. Arıyoruz arkadaşlar. Tutkunaz Bunenaz'ı. İlginç bir isim. Akraba mı? Arkadaş mı kim? Yok, böyle yakın bir arkadaşım kendisi. Ya, özel olabilir belki de. Bilmiyorum aslında, iyi bir arkadaşım yani, işte. Yani burada seyircilerin çoğu kadın, onlar futboldan pek anlamaz dediniz ama... Gerizekalı çünkü, gerizekalı. Tutkunaz da böyle yani bir alışveriş şeyinden çok iyi anlar ama artık kısmet işte. Hani kısmet diyelim, bilir diye şey yapıyorum ben ama... Umarım bilir. İnşallah. Evet, Tutkunaz Hanım telefonda. Alo. Alo. Tutkunaz Hanım merhaba, iyi akşamlar efendim. Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programından arıyorum. Burada Barış Apaydın'la yarışıyoruz. Bir soruda Barış biraz zorlandı ve sorunun cevabını öğrenmek için sizi aradık. Eğer sorunun doğru cevabını biliyorsanız 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Barış Apaydın soracak soruyu. Hazır mısınız efendim? Ay Kenan Bey merhaba. Ay arkadaşım Simsim burada. Ne olur ona da bir merhaba der misiniz? Kendisi size çok hayran. Simsim Kenan arıyor. Alo Kenan. Merhaba, her kimse telefondaki. Ya bu ne böyle ya? Buz gibi çayı koymuşsunuz önüme. Alır mısınız lütfen şunu? Anlayamadım ne olduğunu ama. Ay Kenancığım sana demedim ya. Of tut senim, alır mısın şunu? Evet, dediğim gibi soruyu Barış Apaydın size soracak. Siz de 30 saniye içinde cevap vereceksiniz. Ay tamam, çok heyecanlı. Tamam, bekliyorum. Sorun. Kolay gelsin efendim. Buyurun Barış Bey. Uf, tutayım. Ne bakıyorsun? Merhaba Barış. Ne yapıyorsun hayatım? Nasıl gidiyor? Ya valla ne olsun işte, bir Kenan Bey'le yarışıp şey yapıyoruz da. İşin bak çok az vakit var. 30 saniye var. Tutayım, hemen soruya geçiyorum. Konsantre ol soru şeysine. Karpatların Maradona'sı lakaplı. Ülkemizde de yıllarca görev yapmış. Dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktör kimdir? C. Diego Armando Maradona ve Giorgio Hagi. Ay Barış ya, ben çok bilemeyeceğim galiba ama dur, Simsim kesin bilir. Dur bir dakika soracağım. Simsim, bu Karpatların Madonna'sı kime diyorlardı? Şey değil mi? Lady Gaga'ydı. Ya işte Karpatların Maradona'sı diyor. Ülkemizde çok ünlü bir futbolcu görev yapmıştır. Ben teknik görev... Maalesef artık boşuna yorulmayın. Yorulmayın, nefesini tüketmeyin çünkü süre bitti Barış. Barış, alo. Alo, Lady Gaga diyoruz, anlamıyor ya. Şimdi ben yine bak tam karar şeysi yapamadım. O zaman ben bir joker hakkımı daha kullanayım Kenan Bey. Son jokeriniz. Başta imtina etmiştiniz ama herhalde şimdi mecbursunuz seyirci jokerinizi kullanmaya. Artık kullanacaksınız, başka çareniz yok. Süreniz de dolmak üzere Barış Bey. O zaman ben seyirci joker hakkımı evet, kullanmak istiyorum. Kesin son karar. Seyircilerimize soruyorum soruyu. Karpatların Maradona'sı lakaplı, ülkemizde de yıllarca görev yapmış, dünyaca ünlü futbolcu ve teknik direktör kimdir? B. Giorgi Hagi, C. Diego Armando Maradona, süre 10 saniye. Teyzeciğim uyuma, teyzeciğim B'ye basın, hepiniz B'ye basın, Allah rızası için. B, 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 B. Çok basma, kırma, tamam yavaş. Evet, seyirci %92, yani çok büyük bir ekseriyetle Giorgi Hagi'nin doğru cevap olduğunu söylüyor. %8 Maradona. Ben size söyleyeyim, %8'i teyzeler, ben söyleyeyim. Yani. Of, neyse çıktı bari değil mi? Yürür, yürür. Oh, yakşı. Bela jokerleri gitti ama buraya geçti. Akılları sıra beni yanıltıp milyoner olmama engel olacaklar. Kemal'im dışında herkes beni yanıltacak cevabı verdi, kesin. O zaman cevap Maradona. Tabii ya.
Hacı, hacı desin ya, hacı desin ya. Abi niye hacı demiyor bu? Çünkü çocuğu da ondan geri zekalı yani. Amip çünkü, amip. Evet, o zaman ben cevap vermek istiyorum. C, Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona. Allah belanı versin senin, hem de bir türlü. Ya böyle bir şey olur mu ya? Hakikaten. Engelledi, tutku nasıl engelledi? Ne salak adam? Vallahi bile kafayı yemiş. Son kararınız mı? B. Son karar. Çıkar, çıkar. Diego Armando Maradona acaba doğru cevap mı? Yalnız bir şey söyleyeyim. Çok beni kandırdınız abi. Şaşırtmalı soru şeysi yapmışsınız. Maradona mı diyorsun? Bak ondan sonra Armando Diego Maradona mı diyorsun? Ama burada Gheorghe Hagi çıktı doğru cevap. Nasıl? Hangi hacı? Bizim hacı mı? Ama Maradona dediniz. Armando Diego Maradona şeysi yaptınız. Kaparatların Maradona'sı. Nasıl hacı oluyor? Ülkemizde de görev yapmış teknik direktör. Maradona ülkemizde görev yapmadı. Yani siz Maradona ile herhalde Karpatların Maradona'sı. Ama hayır şimdi karıştırma şeysi yapıyorsunuz yani. Hemen hemen kafamı karıştırıyorsunuz, ondan sonra da hacı şeysi. Bir soru daha sorun Allah aşkına, ne olur ya. Çok iyi hazırlandım geldim, bir sorucuk daha ya. Elimden gelse sorarım ama maalesef yarışmanın kurallarına aykırı bu Barış Bey. Ne yazık ki Barış Bey, Barış Apaydın, yarışmadan elendiniz. Yine de yarışmaya katıldığınız için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir sorucuk daha şeysi. Kemal! Bitti. Bak arkadaşlar da söyle, bitti de. Ha bitti, bak söyleyemiyor bile adam sinirden. Bitti yani, Allah kahretsin. Kafamı karıştırıyorlar. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Cazibe, bu arada seni çok seviyorum ya. Allah canımı alsın, çok seviyorum ya. Vallahi bile bu Barış gerizekalı ama ben seni çok seviyorum. Bak, bu da benim kader yoldaşım. Burada karşılaştık. Seni çok seviyorum. Hadi Barış, yürü. Buyurun lütfen, buyurun. Armando Diego, Maradona, işte yol. Zavallı işte. Ya yazık. Ne bu böyle rezalet? Yani kamerayı gören irtifayı kaybediyor, saçma. Bu adamın karısı olsam onu derhal boşarım. Saçma. Kim milyon olmak ister? Alem Kopuz yanında. Ay nene 70 milyonun bele kabağında seni sevirem dedi. Ay ben de seni sevirem. Erim benim, yaraşıklı erim. Balam İstanbul'a gelirem ben, vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu everesin bana hadi kaynana. Balam İstanbul'a gelirem ben, vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu everesin bana hadi kaynana.